Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası ve yine Sayın İbrahim Gökçek, yani Herpalist İbrahim Gökçek'le sohbete devam ediyoruz. Kendisi programın başında söyledi, ben de tekrarladım. Bütün hastalıkların şifası doğada diye iddia ediyor İbrahim Gökçek. Bunlarla ilgili karışımları var. Klinik deneylerle ispatlanmış karışımlar bunlar. Devam ediyoruz hocam. Karaciğer, evet, hepatit C, B. Oralara geldik ama bir telefon diyor arkadaşlar. İsterse başlamadan telefon alalım bu akşam sizi. Yani evet. Bu telefondan konuşamayacağız biz. Evet, rapordan bahsedecektim. Ama telefon alalım bundan sonra. Olur, tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen sorunuzu alalım. İbrahim Hoca'ya buyurun. Buyurun. Şimdi bir hastamız var, hepatit C hastası. Geçen sene emboli geçirdik. Bolu'da İzzet Baysal'da parça aldık akciğerinden. Sonra bir yıl İzmit'te araştırmada kan değerleri ölçüldü falan. Fakat İzmit'ten artık bir daha gelmeyin dediler. Kan değerleriniz falan normal dediler ama arada sırada kan değerleri düşüyor. Tansiyonu, kolesterolü var mı? Tansiyon, kolesterol yok. İksir, aloe vera jel, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı. Kaç yaşında? 45 yaşında. İksir, aloe vera jel, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı kullansın. Yavaş yavaş diğerleri inşallah 6 hafta kullandıktan sonra arayın bizi, görüşelim. Tamam. Bir de bir göz hastamız vardı. Gözümüzün bir tanesi tamamen kapalı. Diğeri de çok az görüyor. Tansiyonda 27. Tansiyon yüksek zaten. Tansiyon yüksekse... Göz tansiyonu 27. Evet, göz tansiyonuna da iyi gelir. Alıç Forte kullandığı zaman tansiyonu yavaş yavaş normalleştirir zamanla. Duyamadım ama. Göz tansiyonuna karşı Alıç Forte. Gözü aynı elmaya benzetelim. Nasıl ki elmanın etrafında bir kabuk var, gözün etrafında saran bir ağ tabakası, çok yoğun bir kan dolaşımı var. Buradaki kan dolaşımı yetersizliği nedeniyle beslenemezse göz basıncı yavaş yavaş şekli bozulur ve sertleşme nedeniyle problem çıkar. İbrahim Gökçek Hoca'nın ekibini arıyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz, oradan bunun karşılığı olan bu şifalı karışımlardan alıyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Peki, iyi akşamlar. Evet, karaciğer hepatit. Karaciğer rahatsızlığı olan hepatit C. Bir rapor. Doktorlar tarafından pozitif. İki hastane, farklı hastane rapor verilmiş ve pozitif. Anti-HCV 5.99. Burada da yine aynı. Bizim ürünleri 4 ay kullandıktan sonra negatif. Hiçbir problem kalmadı. Bayağı delilli, ispatlı bu. Tabii, belgeli. Şeker hastalıklarına geçelim hocam bu konuyla ilgili. Şeker hastalıkları bu şeyin toplumun illeti adeta. Ya şeker hastalığı, başta da söyledim ya, yanlış abur cubur çok yiyoruz bir. Hı hı. Şekerli tatlı şeyler çok yiyoruz iki. Bir de normal şeker değil, mısır şurubu içeren çikolata, kek, jelibon, cips vesaire. Pankreas yeterince insülin salgılayamıyor, denge bozuluyor. Yediğimiz her şeye orantılı olarak pankreasın insülin salgılaması gerekir. Fakat yediğimiz her şeyde şeker olursa ne olur? Pankreas yeterli cevap veremiyor. Şimdi bununla ilgili dünyada en etkili bitki keçi sedefi otu. Keçi sedefi otu ile ilgili Profesör Doktor Rahin, Profesör Doktor Müller Almanya'da klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları klinik araştırmasında keçi sedefinin bitkisel insülin diyeceğimiz guanidin denen bir madde içerir. Bunu kullandığı zaman keçi sedefi, Almanya'da bunun çok damlası, drajesi, hapı var keçi sedefinin. Yonca gibi bir bitki. Türkiye'de istediğin iklim olarak Akdeniz bölgesi hariç her yere yetişebilir. Hı hı. Ama bilinmiyor, bulunmuyor. Biz bunu Avrupa'dan getiriyoruz, Almanya'dan. Biz bunun hapını ürettik. Keçi sedefi forte. Şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitki. Keçi sedefi. Bir telefon daha var hocam, onu da alalım. İyi akşamlar. İyi alo. Akşamlar. İyi geceler. Hemen sorunuzu alalım hanımefendi, dinliyorum. Ben doktor beyle, ben felç geçirdim. Felç geçirdim diyor. Felç, devam edin. Yani şu anda 2 sene oldu. Kasılmalarım var, acaba ne yapabilirim? Kasılmalara karşı İksir Aloe Vera Jel Sarı Kantaron Forte. Sarı Kantaron Forte. Sarı Kantaron nedir? Sarı Kantaron
depresif rahatsızlara, sinirsel rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Belge sunalım. Bu sarı kantaron forte'nin birleşiminde hipeforin var. Hipeforin nedir? Beyindeki serotonin hormonun salgılanmasını artırıyor. Bir, kişiye mutluluk, neşe veriyor. Serotonin. Hı hı. Ama kimyasal serotonin alırsanız birçok negatif yan tesirleri kişiyi bunalıma sokuyor. Hı hı. Sarı kantaronun dolaylı olarak beyindeki serotonin hormonunun artırıyor salgılanması, kişiyi mutlu. İki, noradrenalin hormonunun salgılanmasını artırıyor. Kişideki dikkat dağınıklığını önlüyor. Konsantre ediyor konuya. Üç, glutamat salgılanmasını artırıyor. Kişiye yediği şeylerden zevk alıyor. Yediği işte zevk verici. Üç, dopamin salgılanmasını artırıyor. Yani kişinin ileride oluşabilecek Parkinson hastalığını önlüyor. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Sarı kantaronla ilgili. Depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Klinik araştırmalar mevcut. Deneyleri, araştırmaları mevcut. Bunları şikayeti olanlar rahatlıkla kullanabilir. Belge, bilgi var. Mesela yıllar önce benim bununla ilgili bir tecrübem oldu. 60 yaşında bir beyefendi. Hı hı. Evli, hanımı genç. Yatağa girdiğinde panik oluyor. Korkuyor, titremeye başlıyor. Ya biraz da o genç hanımından kaynaklanıyordur hocam ya. İşte yani başaramam acaba. Kafaya takıyor. Adamı bunalıma giriyor. Bana dedi ki benim bir dostum var. Kendisi 60 yaşlarında, hanımı 20 yaşlarında problem yaşıyor. Ben de diyemiyordu hanımın da, arkadaşım da diyor. Problem değil dedim. Problem değil dedim. Ben ona sarı kantaron hapı verdim Almanya'da. 6 hafta sonra dedi ki hiçbir şey kalmadı. Çok iyi, çok iyi. Şimdi cinsellikle ilgili başka bir şey verdi de. Ama hocam yani 60'a 20 oran da epeyce böyle düşündürücü bir oran. Hani bu geçici belki iyi gelmiştir ama ileride gene sorun yaşar onlar hocam. Onların işi biraz şey sıkıntılı. Yani 60'a 20 olunca. Şimdi şöyle yani vitalitet önemli. Kişi vardır 50 yaşında performansı 30 yaşındaki gibidir. Dinçtir, dinamiktir, sporcudur vesaire. Kişi vardır 35 yaşında performansı 70 yaşındaki gibidir, düşmüştür. Aynen öyle. Evet. Yani bu biraz da kişinin yaşam tarzına, yapısıyla ilgili biraz yani kişiye göre değişiyor. Anladım.